Gel bakalım bizim kız. Allah'ım sana şükürler olsun. Meleğim. Meleğim. Kuzum gel hoş geldin. Allah gidelim. Allah. Of benim güzel kuzum. Hoş bir daha hiç ayrılmak yok tamam mı meleğim? Oh. Annem gözün aydın. Kuzum. Sağ ol Reza. Süper. Hoppa. Öpücük. Çok şükür. Oh kurban olurum saçının kokusunu ben. Baba bak tatlılar gelmiş. Bizim kız tatlı değil o lokma lokma. Tamam ben de istiyorum lokma. Hem söz vermiş deneyeceksin diye. Gel bakalım o zaman gel. Abla ver bakayım oradan bir lokma kızıma. Rahmetli kızımız Ekim'in hayrına. Afiyet olsun efendim. Ha bakalım bizim kız. Abla bir kabın içine koysana. Buraya gelemeyen birine götüreceğim de. Buyur efendim afiyet olsun. Sağ ol abla sağ ol. Oğlum ben insanların içinde soramadım. Bu yanlış mı gelmiş lokmacılar? Gavrun işlerini falan anlamıyorum ben. Yanlış bir iş yok anacığım. Gavra böyle yapmasın ben istedim. İyi de bu Ekim kim oğlum? Kimin kızı? Ben kimlerden çıkaramadım. Mavi'nin. Sen benden bir gelsene. Ben bir bulaşıklığa bakayım. Tamam abla tamam. Sen kızımızı yeni getirmişken, kıza yeni kavuşmuşken bize mi düşer lokma dökmek? Düşer anacığım düşer. Mavi'nin benim için ya beni geç ya. Tonun için yaptıklarını düşününce. Benim de bir katkım olmasın mı? Bunu çok görmezsin yarın. Sen nasıl böyle her şey yolundaymış, her şey bal börek bitmiş gibi davranıyor? Avukatla konuştum ben. Velayet bir şey değil, asıl iş mahkemede diyor. Ya tamam doğru diyorum. Mahkemeye kadar dikkat edeceğiz, açık vermeyeceğiz. Kızımızı alacağız ana. Ama ben her şeyi düşünüyorum ya, hepiniz adına düşünüyorum. Tamam mı? Merak etme sen. İnşallah. Oğlum, inşallah. Senin o gırığının Meleğe kaçırdığı ortaya çıkmazsa inşallah. O nasıl lafı ne ya? Kırık mırık. Tövbe estağfurullah. Kırıkmış. Benim işim var. Melek'e emanet. Hadi. Babam ben geleceğim tamam mı? Hadi. Abla, niye elinde yakıyor? Makineye koyardık. Hem sonra Zehra kızıyor, sulağa başı akıyor, mevsimler bozuluyor diye. Sanki bir tek mevsimler bozuk. Bu çağın insanı da bozuk. Hadi suları kestik, kapattık diye. Gerisini ne edeceğiz? Zehra Hanım'ın ona da var mıymış bir çaresi? Gülsü'ye. Abla, senin bu baristan mıydı neydi? Ondan hala haber yok mu? Gülsü'ye, kurbanım hem Gülsü'ye. Acık sus Gülsü'ye, acık sus. Abim evde zaten, duysun mu istiyorsun? Abla duymaz, sen korkma. Abim çıktı, herkesler de aşağıda Melek'le gecenin yanında. Hem ben öyle yerli yersiz konuşur mu? Hiç konuşuyor musun Gülsü'ye? Hiç konuşuyor musun? Affedersin, benim hatam. Ya abla, sen neden kendini böyle perişan ediyorsun ha? Nereden Gülsü'ye? Git sor abla sen ne ayaksın diye. Önce öyle ağırlamala, güzel lafla etmela, ardından öpmela, arazi olmala ne demekmiş? Git sor o beyefendiye. Zaten adam beni yanlış anlamış. Üstüne bir de gidip gururumu ayaklar altına mı alem? Olmaz öyle. Ya abla ben sana git beni sev diye adama yalvar yakar ol mu diyorum. Bildiğimiz elvan ol diyorum.
Al havasını aşağı. Hakkını ara. Titret şöyle Osmanlı tokadıyla, bir kendine gelsin. Sen kimsin de? Bildiğimiz Evan öyle ederdi değil mi? Abla şimdiye çoktan uçup gittiydi. Aha vallahi de uçup gitti. Gardını alsan çok iyi edersin Baristan Bey. Sancar sen nereden çıktın böyle? Vallahi bunları getirmem gerekiyordu. Buyur. Teşekkür ederim. Bu da öyle lokma. Bayılırım. Buyur. Bayılırım, çok severim. Hayrına döktürdüm. Melek kurtuldu diye mi? Yok. Ekim'in hayrına döktürdüm. Ya canına değsin ya. Senin, annesinin, benim onu burada düşündüğümüzü bilsin istedim. Babasının ismini yazdırmadım, bana düşmez diye. Ama onun da canına değsin. Allah rahmet eylesin. Ne oldu ya? Kızdırdın mı seni ha? Yok, hayır. Kızmadım. Sen daha yeni gittin. Neden geldin öyle? Ayaklarım hep beni sana getiriyor. O zaman yeniden hoş geldin. Zaman hoş bulduk.